Kayu, ne kadar büyüdün oğlum? I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kayu. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kayu. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Bir gün Kayu ve Leo çok özel bir hediye için anneleriyle alışverişe gitmişlerdi. Sence Clementine bunu doğum günü hediyesi olarak beğenir mi? Evet, oyun hamuruna bayılır. Biz ona yapboz almaya karar verdik değil mi Leo? Leo. Benim doğum günüm olsa bunu isterdim. Bir roket. Hem de astronotlarıyla birlikte. Acaba Clementine beğenir mi? Bilmem ama ben beğenirim. Alabilir miyim? Lütfen. Ben de istiyorum. Clementine'e hediye almaya geldik. Unuttun mu yoksa? Doğru Leo. Bugün sadece bir tane hediye almayı planladım. Ve bugün senin doğum günün değil. Ama kendim alabilir miyim? Hala büyük babamın verdiği para duruyor. O yeterli olmaz tatlım. Dur, benim de param var. Neden paralarımızı birleştirip bir roket almıyoruz ki? Paylaşırız. Evet. Ben hala emin değilim. Aynı evde yaşamayınca bir oyuncağı paylaşmak zordur. Ama biz harika paylaşırız. Bir gün bende kalır, sonra ertesi gün Leo'da kalır. Evet, sonra yine sen alırsın ve böylece paylaşırız. Peki ilk kim alacak? Ben! İlk sen alabilirsin. Dikkat et Kayu, unutma bu Leon'un da roketi canım. Biliyorum ama yarına kadar sıra onun değil. Bu gece tamamen benim. Leo ile beraber kendi paramızla aldık. Göster ve anlat için getirdim. Merhaba Clementine, merhaba Kayu. Hey, roketi getirmişsin. Göster ve anlat için harika olacak. Ama ben gösterecektim. Ama bugün sıra bende, unuttun mu? Aa, doğru. Tamam. Görev kontrolden Kayu'ya. Roket bu gece yörüngeye girmeye hazır mı? Hayır. Hayır mı? Neden? Leo roketi aldı. Onun sırası. Bu hiç adil değil. Ben ne zaman istesem roket her zaman onda oluyor. Her zaman mı? Ama daha dün sendeydi Kayu. Ve yarın yine senin sıranın olacak. Leo'yu Clementine'ın doğum gününden önce göreceksin. Belki roketle birlikte oynarsınız. İşte astronot uzay yürüyüşü için hazırlandı. Tamam ama önce ben aya inmek istiyorum. Ama olmaz. Roketin iniş yapması için pist lazım. Ama bu şakacıktan roket. Biliyorum ama yine de pist olması lazım. Böyle daha gerçekçi olur. Tamam. İşte harika bir pist oldu. Ben roketi alayım. Aa!
Ne oldu? Güzel. Peki neden ona verdin? Vermedim, o almış. Daha dikkatli olmalıydın. Şimdi mahvoldu. Clementine'i kutlama zamanımız geldi. Eğlenmeye hazır mısınız? Evet, hazırız. Pek eğlenecek gibi görünmüyorlar. Ne dersin? Galiba sebebini biliyorum. Niye sen çocukları kutlamaya götürmüyorsun? Ben Rosie ile biraz temizlik yapacağım. Öyle değil mi Rosie? Rosie çizmeyecek mi? Hayır. Başkalarının eşyalarını değil. Benim sıram, benim sıram. Clementine'ın doğum günü harikaydı. Ama Caillou hiç eğlenmiyordu. Leo'nun hala ona kızgın olduğunu sanıyor ve bu yüzden kendini hiç iyi hissetmiyordu. Leo'nun da kendini kötü hissettiğini bilmiyordu. Anne? Neden erken geldin? Sana bir şey getirdim canım. Leo ile bunu görmek isteyeceğinizi düşündüm. Çizikler gitmiş. Rosie ile sizin için temizledik. Teşekkür ederim anne. Leo bak. Roket düzeldi. Vay canına, yepyeni görünüyor. Mahvettiğimiz için özür dilerim. Mesele değil. Belki de bundan sonra senin evinde kalmalı. Hayır, mesele değil. Sen de kalsın. Gerçekten mi? Artık sevmiyor musun? Seviyorum ama bunun yüzünden birbirimize kızıyoruz. Onun için hoşlanmadım. Ben de. Peki, roket şimdi kimde kalacak? Buldum. Bu Leo'yla benden. Bir uzay gemisi. Teşekkürler. Evet, bir uzay gemisi. Seveceğini biliyorduk. Onu piste indirmeyi denemelisin. O zaman daha gerçekçi olur. Böylece Caillou ile Leo arkadaşlıklarının oyuncak bir roketten çok daha önemli olduğunu öğrendiler. Koç büyük baba. Caillou en büyük hayranı büyük babayla futbol oynuyordu. İyi atıştık Caillou. Biliyor musun? Ben de senin yaşında futbol oynardım. Bir keresinde hileyle topu diğer takımdan aldım ve havaya acayip yüksekliğe fırlattım. Sonra ne oldu büyük baba? Kaleden sıktı ve doğru bana geldi. Sonra gol atmak için aklımı kullanmak zorunda kaldım. Keşke ben de senin kadar büyük bir futbolcu olabilsem. Bence sen de gayet iyisin Caillou. Şimdi bakalım büyük babaya gol atabiliyor musun? Hazır mısın? İşte geliyor. Gol! Hadi toparlanın, yoksa antrenmana gecikeceksiniz. Tamam, hoşça kal anne. Umarım yeni koçum senin kadar eğlencelidir büyük baba. Eminim öyledir. Antrenmandan sonra yemek için dondurma çubukları getirdin, öyle değil mi? Tabii getirdim. Hadi şimdi takımına git. Ben arabadan bir şeyler alacağım. Merhaba. Merhaba Caillou. Yeni koçumuz nerede? Bilmem. Ama umarım eğlencelidir. Merhaba takım, karşınızda yeni koçunuz. Büyük baba. Caillou büyük babasının yeni koçu olduğuna hem şaşırmış hem de sevinmişti. Bu ona kendini özel hissettiriyordu. Bakın, ben de eskiden futbol oynardım. Bir keresinde hileyle topu diğer takımdan aldım ve havaya acayip bir yüksekliğe fırlattım. Peki sonra ne oldu? Caillou birden kendini hiç özel hissetmedi. Büyük babanın futbol hikayelerini sadece kendine özel sanıyordu. Kaleden sekti
Ve doğruca bana doğru geldi. Sonra gol atmak için aklımı kullanmak zorunda kaldım. Pekala, şimdi herkes bir top alsın ve sahaya gelsin. Evet, hadi oynayalım. Ne bekliyorsun şampiyon? Hiçbir şey. Aferin sana futbol yıldızı. Kayu büyük babasına iyi bir oyuncu olduğunu gösterdiği için sevindi. Harikasın şampiyon. Ha? Leo, sıra sende. Kayu çok şaşırdı. Büyük baba ona özel yaptığı el çakma hareketini herkese yapıyordu. Oysa sadece Kayu ile yapması gerekirdi. Pekala takım. Şimdi karşılıklı paslaşmayı görelim, tamam mı? İyi vurdun Kayu. Şimdi pas ver bakalım. Hadi pas ver. Ama Kayu topu vermek istemiyordu. Büyük babası onunla gurur duysun diye kendisi gol atmak istiyordu. Başardım büyük baba, gol attım. Çok iyi Kayu. Ama şimdi paslaşma antrenmanı yapıyorsunuz. Gol atma değil. Çok iyiydiniz çocuklar. Kim dondurma çubuğu ister bakalım? Ama büyük baba, sadece iki tane çubuk var. Biri bana, biri de sana. Merak etme Kayu. Herkese yetecek kadar getirdim. Büyük baban çok iyiymiş Kayu. Takımın geri kalanı hoşlansa da, Kayu büyük babasının koçu olmasından hoşlandığından emin değildi. Antrenman nasıldı Kayu? İyi. Kayu, niye Rosie'ye büyük babanın futbol hikayelerinden birini anlatmıyorsun? Hiç hatırlamıyorum. Gördüğüm kadarıyla pek heyecanlı görünmüyorsun Kayu. Ama biz öyleyiz. Yarın hepimiz ilk maçınızı seyretmeye geleceğiz. Öyle değil mi Rosie? Evet, maç. Leo, sen bugün kaleci olacaksın. Yani topun kaleye girmesini önleyeceksin, tamam mı? Clementine ve Jason, siz ileride oynayacaksınız. Yani gol atmaya çalışacaksınız. Kayu ve Jeffrey, siz de defanstasınız. Yani Leo'nun kaleyi korumasına yardım edeceksiniz. Ama büyük baba, ben gol atmak istiyorum. Senin oynadığın gibi. Merak etme Kayu, herkes bir defa deneyecek. İçinden gidin. Evet, evet, uzaklaştık. Hayır, hayır, diğer tarafa. Merak etmeyin çocuklar. Hadi işinize bakın ve eğlenin. Kayu diğer takım gol attığı için çok üzülmüştü. Derken gol atmak için Kayu'nun eline bir fırsat geçti. Aferin sana Kayu. Hop sen de Kayu. Şimdi vur bakalım. Kayu çok üzgündü. Artık futbol oynamak istemiyordu. Mola. Hey şampiyon, ne oldu bakalım? Futbolda hiç iyi değilim. Aa, sana katılmıyorum. Gol atmamış olabilirsin ama ayakkabın gol oldu. Büyük baba, herkes de el çakıyor ve dondurma çubuğu yiyorsun. Bunların özel şeyler olması gerekirdi. Aa, anladım. Kayu, koçluk yaparken herkese aynı şekilde davranmak zorundayım. Bu benim işim. Ama bir de büyük babayım. Yani seninle her zaman gurur duyuyorum. Şu var ya, senin yaşındayken kazandığım özel bir madalya bu. Bu senin olsun. Böylece senin koçun olsam da büyük baban olmakla ne kadar gurur duyduğumu hep hatırlarsın. Teşekkürler büyük baba. Koçum olduğun için çok mutluyum. Büyük babam olduğun için de mutluyum. Güzel. Şimdi oraya çık ve eğlenmene bak Kayu. Kayu büyük babasının hem koçu hem de büyük babası olabileceğini Oley. Fark etmişti. Ve de en büyük hayranı. Ah!
oynayalım. Pekala çocuklar, çember zamanı. Çember zamanı. Kayu çember zamanını seviyordu. Bayan Martin onları çok eğlendiriyordu. Bugün anaokulunda güvenlik için yapılması gereken şeyleri konuşacağız. Acaba kim güvenlik kurallarımızı söyleyebilir? Clementine? Düşmemek için ayakkabı bağcıklarımızı bağlı tutarız. Doğru. Peki başka ne yaparız? Koridorlarda koşmayız, yürürüz. Saydıraktan sadece aşağı doğru kayarız. Ve üzerine çıkmamak için önümüzdeki kişinin yoldan çekilmesini bekleriz. Doğru. Bunlar harika güvenlik kuralları. Ben bazılarını unuttum. Hepimiz bazı şeyleri yeniden hatırlamalıyız. Şimdi, bugün içinizden biri özel bir iş yapacak. Bana bir güvenlik yardımcısı lazım. Bu işi kim ister? Bu rozeti takıp düdük kullanacaksınız ve güvenliğimiz için yardımcı olacaksınız. Kayu, güvenlik yardımcılığının eğlenceli olacağını düşünüyordu. Kayu, gel buraya. Tebrikler. Sen ilk güvenlik yardımcım olacaksın. Unutma, güvenli olmayan bir şey görürsen düdük çal. Tamam mı? Tamam. Kayu özel işiyle gurur duyuyordu. Bayan Martin'e yardım etmek hoşuna gidiyor ve düdük çalmaya da bayılıyordu. Dikkat et, biri tebeşire basıp kayabilir. Olamaz. Teşekkürler Kayu. Dikkat et, bağcıkların bağlı değil. Olamaz, haklısın. Hey Jason, bana bak. Jeffrey, o güvenli değil. Kesinlikle değil. Unutmayın, kaydıraktan düz kayıyorsunuz. Affedersiniz, unuttum. Çok iyiydin Kayu. Sen olmasan ne yapardım ben? Güvenlik yardımcısı olmak harika. İşimi öyle iyi yaptım ki Bayan Martin bana bir sürü çıkartma verdi. Ve düdüğü eve getirmeme de izin verdi. Bu güzel bir işe benziyor. Küçük lokmalar daha güvenli. Sanırım haklısın. Ama masada düdük çalmak yok, tamam mı? Tamam. Ama sonra çalabilir miyim? Antrenman yapmalıyım. Bak, bu basamak güvenli değil baba. Haklısın, sallanıyor. İyi ki farkına vardın. Al anne, beni makasıma kullan. Bunlar yetişkinler için daha güvenli. Teşekkür ederim canım. Merdivende oyuncak olması hiç güvenli değil. Gel, otobüs durağına oturma odasına yapalım. Tamam Kayu. Gilbert, o güvenli değil. Ya düşersen? Al, tak şunu. Pekala Kayu. Bugünlük yeterince güvendeyiz. Uyku vakti. Yarın iyi bir güvenlik yardımcısı olmak için uykunu alman gerek. Aa, Bayan Martin, bir güvenlik kuralı daha düşündüm. Öyle mi? Söyle bakalım. Makaslara dikkat etmek. Çok iyi. Ne güzel bir güvenlik yardımcısı oldun Kayu. Ama şimdi bugünün yardımcısını seçme zamanı. Evet. Güvenlik yıldızını kim takmak ister? Ben! Pekala. Leo. Al bakalım. Kayu, düdüğü alabilir miyim lütfen?
Bunu yıkadıktan sonra sıra Leo'nun olacak. Kayu şaşırdı ve üzüldü. Güvenlik yardımcılığı işi hep onun olacak sanıyordu. Merhaba Kayu. Dün güvenlik yardımcısı olduğun için tekrar teşekkür ederim. Biliyorsun, yakında yine senin sıran gelecek Kayu. Ama her gün benim sıram olacak sanıyordum Bayan Martin. Bunu açıkça söylemediğim için özür dilerim. Ama herkese bir fırsat vermek daha adil olur, değil mi? Sanırım. Anlayacağını biliyordum. Hadi şimdi sen de git oyna. Tamam. Ama Kayu kaydırak sırasını beklerken onu endişelendiren bir şey gördü. Hey, bu güvenli değil. Hani Leo güvenlik yardımcısıydı? Fark etmez. Kayu haklı. Düşmemek için salıncakta oturmalıyız. Affedersin Leo, işini çalmaya çalışmıyordum. Ya mesele değil. Ben Jason'ı görmedim bile. Hey, belki ikimiz beraber yapabiliriz. Bayan Martin, Kayu güvenlik yardımcılığını benimle paylaşsa olur mu? Çok naziksin Leo. Kayu, sen ne dersin? Bu fikri çok sevdim. Ama daha iyi bir fikrim var. Şimdi hepimiz güvenlik yıldızıyız. Zaten o iş bir kişi için çok fazlaydı Clementine. Şimdi tek eksiğimiz herkese düdük. İyi denemeydi Kayu. Ben kendim ıslık çalabilirim. Affedersiniz. Böylece Kayu güvenlik almanın aslında herkesin işi olduğunu öğrenmiş oldu.